Babasının sarı papatyası. Kız sen beni ne biçim korkuttun be bu bacak kadar boyunda. Sen büyüyünce ne olacaksın ya? Ha? Yemin ediyorum ben senden korktum ha. Kız aferin işte böyle korkut beni. Ay canım kızım bak sakın sakın bir daha bize haber vermeden var ya şuradan şuraya gitmeyeceksin tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim. Vallahi verilmiş sadakamız varmış. Allah'tan helal süt emmiş biri çıktı karşımıza. Yoksa ne olurdu değil mi? Vallahi öyle Allah korudu gerçekten. Hah ben bakarım. Anneanneciğim. Ha canım. Helal süt emmiş ne demek? Ha dur anne ben de şey yapayım. Şimdi babacığım. Türkçemizde böyle ne bileyim bazı kelimeler ikiye ayrılır. Şey içinde böyle. Bir böyle hani normal anlamı olan kelimeler böyle hani kelimeyi şey yaparsın bir de o anlamının böyle hani normal olmayanı gibi bir anlamı olur böyle kelimenin. Onu da şey diye geçer böyle hani o anlamlı kelimeler böyle mecaz oluyor. Mecaz, mecaz. Heh, bak anneannenin dediği gibi mecaz. Şimdi mecaz kelimeler böyle Hicaz öbürü. Heh, Hicaz, Hicaz. Şimdi ikiye ayrılan bu Hicaz'la mecazın kendi içinde o da böyle mecaz o da böyle ikiye ayrılır kelime olarak. Şimdi ha o Taksim. Taksim işte anneannenin. Taksim ile Harbiye. Harbiye ile Taksim o kelime o. Ay çok iyi kurtuluş her şeyi atlıyorsun. Gel kızım gel unutmadığını anlatayım ben sana ne olduğunu. Lafımı unutturmadan. Bak şimdi helal süt emmiş demek kalbi iyiliklerle dolu insan demek tamam mı? Mesela çok güçlü, kötülük yapacak kuvvette dahi olsa asla böyle bir şey düşünmeyene denir tamam mı? Hep iyilik için kalbi çarpanlara helal süt emmiş denir tamam mı ya? Ben gibi mi? Ben hiç kimseye kötülük yapmıyorum. Evet aynı senin gibi annem, aynı senin gibi. Yalnız bak ne diyeceğim? Ya kalbi çok kötü biriyle karşılaşsaydınız? Düşünebiliyor musun? Ne yapardınız? Allah korusun kaçırsaydı. Ay biz size ulaşamasaydık. Çıldırırdık biz kafayı yerdik artık ne yapacağımızı. Ay, ay bak anneannesinin kuzusu bak duydun mu? Bundan sonra öyle gezinti mezinti yok tamam mı? Anneye babaya haber vermeden asla adım atmıyoruz. Değil mi anneciğim? Tamam anneanneciğim. Söz. Baldız. Ay kimler Bozanak. Geldi? Merhaba. Çağ olacağım. Anneciğim merhaba güzelim. Anneciğim. Ay, gel Baldız gel. Yavrum. Merhaba nasılsın? Canım sen nasılsın? İyiyim ben de sağ ol. Hoş geldiniz. Ne oldu ne var? Niye suratın böyle? Bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi? Ay kötü bir şey var Allah'ım ya Rabbim. Of. Yok yok telaşlanma anne bir şey yok. Babacığım, gel biz seninle resim yapalım be. Böyle bugün Emir'le gezdiğiniz yerleri çizelim. Ne dersin? Ama sulu boyayla. Oh, sulu boyayla yaparız bir sen. Söyleme diyeceğim ama. Ay hadi bir sefer de söyle Allah aşkına söyle. Çabuk kurtulayım. Evet nedir? Anne. Ha? Bulmuş mu? Ne demek bulmuşlar? Ya basbayağı bulmuşlar işte. Onur bir tane adam tutmuştu ya babamı bulması için. O da o izleri takip ederken babam yerine halamı bulmuş işte. Sağ olsun. Ya peki gerçek halamız mı? Yani emin miyiz? Kızım demek ki eminler ki gelip haber verdiler. Tabii çok da lazımdı. Ölüyorduk halamıza. İyi de biz bu defteri kapatmamış mıydık ha? Artık baba mevzusu falan açmak yoktu hani. Haklısınız kapatmıştınız. Ama işte babanızı ararken ben özel bir dedektif tutmuştum. O da araştırıyordu yani birkaç bilgi buldu. Siz de biliyorsunuz. Ama tabii babanızın yerini bulamadı henüz. Ve o süre zarfında da araştırma yaparken halanızın yerini tespit etmiş. Onur da bu haberi alınca işte bana söyledi. Sizin de bilmeye hakkınız olduğunu düşündük. Apar topar geldik size söylemeye. Yani şöyle bir şey var. Biz bu defteri kapatalım dediğimizde hiçbir şey bilmiyorduk. Canımız sıkılmasın, kafamızı takmayalım diye kapatalım dedik. Ya ama şimdi halamızı bulduk değil mi? Belki de defteri yeniden açmamız gerekiyordur. İyi de onlar giderek bu defteri kapattı zaten. Biz böyle deşeledik, ara 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 defteri tekrar açtık.
Evet ablacığım. Evet vallahi doğru söylüyorsun. Katılıyorum ben de sana. Biz bir ayrıca tatile gittik ya. Kafamızı dinledik. Bütün her şeyimizi boşalttık. Unuttuk, kapadık bu defteri. Daha önce bir eksiklik hissetmiyorduk. Şimdi de hissetmiyoruz ya. Evet. Söz tükendi artık. Yapacak hiçbir şey yok. Ne halasına, ne danasına, ne babasına ihtiyacımız yok bizim, tamam mı? Gölge etmesinler, başka ihsan istemez. Bu zamana kadar babanız mı vardı yanınızda? Başınızda şimdi hiç ihtiyacımız yok. Anneciğim haklısınız. Sizin için bu kadar hassas olan bir konuda bana daha fazla söz düşmez. Hatta... Pardon. Ali Bey, kolay gelsin. Araştırmayı durdurun. Hı-hı. Hayır, hayır adres falan istemiyoruz artık. Emeğiniz için teşekkür ederiz. Bir de muhasebeyle görüşürsünüz, tamam mı, ödeme için? Aşkım. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.